Efendim, Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde 6-9 Haziran tarihlerinde, yani bugün itibariyle birliğin anayasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerinin belirlenmesi için seçimler olacak. Aşırı sağ bir yandan yükseliyor. Bundan sebep, yani aşırı sağın parlamento seçimlerinden de galip gelmesi dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Konuklarımız İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Tekin, akademisyen yazar Doğan Akdeniz. Önce bir merhaba demek istiyorum konuklarıma. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi önce şöyle başlayalım. Bu seçimlerin önemi Avrupa için büyük, keza Avrupa'nın önde gelen liderleri, birliğin liderleri de bunun önemini vurguluyor. Neler söylersiniz? İsterseniz önce hocam sizden başlayalım. Buyurun. Evet, bu seçimler oldukça önemli ve çok kritik bir dönemde yapılıyor. Biliyorsunuz ki Avrupa Parlamentosu her ne kadar ulusal parlamentolar kadar önemli bir parlamento olmasa da yine de Avrupa Birliği'nin siyasi ajandasını tespit etmekte, yön vermekte çok etkili. Yine diğer taraftan Avrupa Birliği'nin bütçesi üzerindeki yetkisiyle ve de belki daha önemlisi Avrupa Komisyonu dediğimiz ve bir nevi Avrupa Birliği'nin hükümeti sayılabilecek yapının başına geçecek kişiyi onaylayan bir organ. Dolayısıyla bu seçimler Avrupa için oldukça önemli seçimler. Önemli olmasının tabii ki bir diğer nedeni de küresel durum. Malum, özellikle Avrupa'nın hemen doğusunda, hatta Doğu Avrupa'da, Avrupa'nın içinde bir savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmış olması ve son dönemde özellikle Rus güçlerinin bir takım kazanımlar elde etmesi Avrupa güvenliği için çok önemli alarm zilleri çalıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na nasıl bakacağını önemli ölçüde etkileyebilecek olan bir seçimle karşı karşıyayız. Peki. Yine keza biliyoruz İsrail'le Hamas arasında büyük bir savaş var Orta Doğu'da. Dolayısıyla böyle bir dönemde Avrupa Birliği'nin içinde de farklı görüşler var. Özellikle biliyoruz ki bazı ülkeler yakın zamanda Filistin devletini tanıdılar ve bu yönde büyük bir kamuoyu baskısı var. Buna karşın hükümetler biraz daha İsrail yanlısı politikalar izliyorlar. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığı zaman Avrupa'nın önünde çok önemli özellikle dış politika meseleleri var. Ama sadece bu da değil, Avrupa Birliği'nin biliyoruz ki göçle ilgili çok önemli sorunları var. Bunun yanında yeşil ekonomiye geçiş, iklim sorunu, ekonomik dönüşüm, Avrupa ekonomilerinin özellikle son dönemde zayıf performans sergilemesi. Evet. Bir taraftan da Çin'in dünya küresel ekonomik politiğe damga vurmaya başlaması ve Avrupa'nın Çin'i nereye koyacağı konusunda bir miktar kafa karışıklığı yaşadıktan sonra şimdi daha çok Amerikan politikalarına yaklaşmış olması. Bütün bunlar çok önemli konular. Dolayısıyla bu seçimler de oldukça önemli seçimler. Peki hocam, tekrar döneceğim. Doğan hocam, size sorayım. Avrupa'da buyurun. Merkez sağ ve solun arasından aşırı sağın adım adım yükselişini son yıllarda izledik, gördük. Şimdi Avrupa Parlamentosu'ndaki yapıyı merak ediyoruz. Hangi gruplar var? Bu gruplar neye göre belirleniyor ve eğilimleri hangi yönde? Buyurun. Öncelikle tabii ki 1979'da ilk yapılan Avrupa Parlamento seçiminden dahi bence önemli bir seçimi yaşayacağız bu süreçte. Ve tabii burada bir Avrupa için bir tercih sürecinde başladığını görebiliyoruz ki giderek merkezden daha uzak bir anlayış. Özellikle sizin ifade ettiğiniz gibi aşırı sağ olarak tanımlanan partinin oy oranında arttırdığını görmemiz çok mümkün. Bu da tabii keskin bir siyasi kaymanın muhtemel olduğunu işaret ediyor bizlere ki önümüzdeki 5 yıl boyunca Avrupa Birliği'nin çevresel önceliklerinden uzaklaşıp hani daha fazla bu anlamda üretim, güvenlik ve tarıma desteği ve göç konusunda daha sert politikalar ve duruş sergileyeceği anlamına da gelecek. Ve tabii ki Ukrayna üzerinden Rusya'yla yapılan bu savaşta yaşanan enerji kaybı ki Sovyetler döneminden bugüne kadar Ukrayna Savaşı'na kadar süre gelen Rusya'dan kesintisiz, ucuz, sürdürülebilir bu doğalgaz kaybına ilişkinde bir enerjiye yönelik de bir sıkıntılar yaşadı ve bir güç kaybı anlamına geldi Avrupa için. Bu anlamda da tabii ki Avrupa Birliği içinde merkez sağ kayma bir sıkıntı olacak. Buradaki seçimlerdeki tabii en önemli şeylerden bir tanesi, öncelikle şunu söyleyeyim, oy verme oranı. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki en önemli sorunlarından bir tanesi de bu oy verme oranının düşüklüğü olarak göze çarpıyor ki en yüksek oran sanıyorum 2019 yılındaki seçimlerde %50.66 olmuştu. Bu 94'ten de ilk defa %50'ni aşan bir süreçten bahsediyoruz. Yani yaklaşık 370 milyon seçmenin 185 milyonu bu arada kendi temsilcilerini seçmesi için bu anlamda Avrupa Parlamentosu'na göndermişti. Bu belirleyici olacak. Tabii sizin sorunuza da gelecek olursak. Özür dilerim Doğan Hocam. Sizin sesinizi almakta biraz problem yaşıyoruz. Bir daha bağlamaya çalışsın arkadaşlarımız. Sağlıklı devam edelim. Biz Ali Hoca'yla devam edelim. Ali Hocamız hala burada değil mi? Evet. Evet. Peki. Ali Hocam şunu soracağım. Öne çıkan isimler hangileri? Kimler bu parlamento üyelerini kimlerden oluşacak, hangi isimler öne çıkıyor? Şimdi burada İtalya Başbakanı Meloni'nin önemli bir figür olduğunu biliyoruz. Von der Leyen'le de bu arada arası epeyce iyi ve görüşleri bakımından baktığımızda da zaten aşırı sağa hizmet eden bir liderden bahsediyoruz. Ne söylersiniz? Evet, gerçekten de bu seçimlerde dikkatli izlenmesi gereken siyasi aktörler, İtalya'daki siyasi aktörler, Meloni başta olmak üzere onun Avrupa Muhafazakarları Partisi. Diğer taraftan Fransa'nın dikkatli izlenmesi gerekir. Fransa'da hem Macron'un hem de Le Pen'in politikaları önem kazanacaktır. Malum Le Pen de 2027 Fransa seçimleri için partisini yeniden konumlandırmaya çalışıyor ve bu çerçevede de Avrupa Birliği ile ilgili fikirlerinde de bir miktar değişim var. Bir diğer göz önünde bulundurmamız gereken ülke, özellikle göz önünde bulundurmamız gereken ülke Almanya. Tabii ki Almanya'nın her zaman bir merkezi ağırlığı vardır Avrupa Birliği içinde, ama diğer taraftan Almanya'nın adayı olan ve geçen defa 2019'da sanırım Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen'in tekrar aday olmak istiyor olması. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi merkez sağ öne çıkıyor, ama şununla başlayalım Duygu Hanım. Şimdi geleneksel olarak Avrupa Parlamentosu'nda iki büyük grup olurdu. Bunlar EPP, European People's Party dediğimiz merkez sağ parti grubu. Bir de Avrupa Sosyalistleri'nin partisi, daha çok sosyal demokrat partiler ve ona yakın partiler bu grubun üyesiydi. Bunlar iki büyük gruptu. Bazen merkez sağ grup çoğunluk sağlardı, bazen de merkez sol grup çoğunluk sağlardı, ama son dönemde genellikle merkez sağ daha önde çıkıyor. Bunun yanında ortada bir takım partiler vardır. İşte bir takım liberal partiler. Biraz sosyalistlere yakın ama biraz farklı olan yeşiller vardı. Ama son dönemde yeşillerin önemli oy kayıplarına uğradığını görüyoruz. Bir de daha solda olan nispeten Marksist diyebileceğimiz ya da yeni sol diyebileceğimiz partiler bulunurdu. Ama bu partiler küçük partilerdi. Aşırı sağda da belki çok küçük bir grup olurdu. Ama şimdi merkez sağ birinci çıkacak gibi gözüküyor bu seçimlerden. Ama özellikle merkez solda ve özellikle Yeşil Parti'de bir gerileme var. Ve dolayısıyla von der Leyen'in komisyon başkanı olabilmesi için Avrupa Parlamentosu içinde sadece muhafazakar grup yetmeyecek. Bu başka gruplarla işbirliği yapması gerekecek. Şimdi şöyle söyleyelim, 27 ülke bir liste oluşturuyor ve bunun sonunda da eğer diyelim ki Merkez Sağ Parti birinci çıktıysa Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, o siyasi zemine yakın bir kişiliği komisyon başkanı olarak öneriyorlar. İşte geçen seçimde von der Leyen'di bu kişi. Bu seçimde de von der Leyen'in seçilebilmesi için von der Leyen sanki aşırı sağ parti diyebileceğimiz, ama bu partiler aslında bir grup partide değil. Yani içinde farklı yaklaşımlar var. bunlarla işbirliğine açık olduğunu indike eden konuşmalar yaptı. Sizin de çok doğru olarak bahsettiğiniz gibi aslında Meloni her ne kadar aşırı sağ bir parti olarak görülse de pek çok bakımdan ilginç bir şekilde Meloni kendini merkez sağa doğru yerleştirmeye başlamıştı. Bu olay 2019 seçimlerinden önce İtalya seçimlerinin özür dilerim 2021'di galiba 2021 seçimlerinden önce Meloni'nin zaten İtalya'da yaptığı bir politikaydı. Uyguladığı bir politikaydı. Dolayısıyla von der Leyen sanıyorum Meloni ile sıcak ilişkileri var ve muhtemelen onun desteğini alacak. Diğer taraftan Le Pen, Marine Le Pen, Fransız aşırı sağ lider. Marine Le Pen Meloni ile birlikte bir süper grup oluşturmak istiyor. Yani süper aşırı sağ grubu. Peki. Ama İtalyan Başbakanı buna pek sıcak bakmıyor. Anlaşılan şu ki Meloni ile Le Pen pek anlaşamıyorlar. Meloni pek sevmiyor Le Pen'i. Bu durumda bir süper büyük aşırı sağ parti grup oluşturma yerine muhtemelen Meloni von der Leyen'e destek verecek ve böylece komisyon başkanı ikinci kez göreve seçilmiş olacak. Peki. Şunu da söyleyelim bu noktada. Dilerseniz şunu da ekleyeyim. Tabii. Genellikle Avrupa'da liderler büyük ülke liderlerinden birisi olurdu. Yani öncü kişi. Mesela Merkel böyle bir figürdü. Daha öncesinde başka liderler de Alman, Fransız, bazen İngiliz liderler öne çıktı. Ama son dönemde Alman liderliği biraz düşük profilli kaldı. Macron biraz bu boşluğu doldurmaya çalıştı ama ne kadar doldurabildiği tartışılabilir. Öne çıkan kişi ilginç bir şekilde bir nevi teknokratik siyasetçi olarak adlandırılabilecek von der Leyen oldu. O kadar ki Biden yönetimi von der Leyen'le çok iyi anlaşıyor ve çalışıyor. Diyeyim ben burada bekleyeyim. Peki devam edeceğiz hocam. Doğan hocam tekrar hoş geldiniz. Sanırım artık ses sağlıklı. Şimdi kaldığınız yeri izleyicilerimiz belki unutmuştur. O yüzden tazeleyelim. Yeni bir soruyla devam edelim. Şeyi merak ediyorum mesela işte von der Leyen bu Gazze konusundaki yani orada yaşananlara karşı tavrında gittiği Avrupa ülkelerinde protesto edilen bir isim. Ki Avrupa'da Gazze'de yaşananlara yönelik hakikaten oradaki insanların, yaşayan insanların tepkilerini görüyoruz, ediyoruz. Şimdi biz ama buna rağmen, tüm bunlara rağmen aşırı sağın yükseldiğinden bahsediyoruz. Ya bu bizim görmediğimiz ne var? Şimdi tabii ki buradaki Gazze'deki yaşanan bu trajik ve travmatik olaylar üzerindeki bu sessizlik hatta tam aksine ne yazık ki İsrail'e burada verilen destek ziyadesiyle aslında baktığımız zaman dünya kamuoyunda çok büyük bir rahatsızlık algısı oluşurdu. Tabii ki merkez sağ anlayışı da bir yandan Avrupa'nın merkezinde bu anlamda kendini daha da artırmaya başlamasıyla bundan sonraki süreçlerde Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin dünyadaki birazcık daha kendi kabuğuna çekilecek, Amerika Birleşik Devletleri güdümlü politikalardan birazcık daha uzaklaşacağı anlamına geliyor. Öyle ki bugüne kadar özellikle Batı'nın aydınlanma dönemiyle beraber işte modernite kavramıyla gelişmişliği temsil eden ve doğuyu hakir gören ve zamanla giderek bu reformlar ve rönesanslar sonrasında ekonomik sömürge anlayışıyla dünyaya maalesef karşılıklı fayda odaklı anlayışla değil de ekonomik sömürge anlayışıyla buradaki sempatisini kaybeden Avrupa'da birazcık da Amerika Birleşik Devletleri'nden burada Ukrayna ve Rusya Savaşı'yla birlikte kendi kabuğuna çekilmesi ve Amerika'nın politikalarından da gitgide uzaklaşması gerektiğini dair bir aslında uyarıdır bu anlamda. Ve buradaki seçim sürecine baktığımız zaman son kamuoyu araştırmalarında özellikle bazı ülkelerde bu aşırı sağa yönelik bir özellikle Letonya'da %8.1, Hollanda'da %22.4, İtalya'da %27.2, Belçika'da %27.4, Avusturya'da %28.2 gibi oranlar var. Kaldı ki diğer 8 ülkede de bu aşırı sağ partilerin ilk 3 parti arasında yer aldığını gördüğümüz zaman birazcık daha güvenlik politikaları, tarım politikaları gibi kendi içinde özellikle bu Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaynaklı Rusya'nın Sovyetler döneminden itibaren sürdürdüğü ucuz sürdürülebilir doğalgazdan da mahrum kaldığını düşündüğümüz zaman önemli bir güç kaybına, enerji kaybına, bundan dolayısıyla da enflasyona yönelik çift haneli rakamları gören bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Buradaki hayal en önemli süreçlerden bir tanesi de tabii ki Avrupa ordusunun kurulması ve başta Almanya'nın desteklediği bu fikir karşısında bu da biraz ilçe yönelmeye ilişkin en önemli bir göstergedir. İşte süreçler böyle olursa Amerikan politikaları güdümlü bir tavır karşısındaki, özellikle Amerikan seçimleri de burada çok önemli. Önümüzdeki dönemde yapılacak. Trump'ın olması demek Amerika'nın da aslında Avrupa politikalarına tam olarak sırtına döneceği anlamına, Amerika'nın da kendi iç meseleleriyle uğraşacağı anlamına geliyor. Şunu görmemiz gerekiyor şu süreçte. Yani zenginliğin artık Doğu'nun karşılıklı işbirliğine dayalı, fayda odaklı ve stratejiler üreten ve kazan kazan politikasıyla daha büyük bir sempati topladığı ve Çin'de başlayan Kuşak Yol Projesi ve bölge ülkelerini kapsayan bu zenginliğin buradaki ekonomik sömürü üzerinde daha büyük bir etken olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. O nedenle Batı'nın o gelişmişlik, modernite kavramı karşısında artık önemini yitirdiğini ama bunun bugünden yarına olamayacağını, ama Doğu'nun önümüzdeki 150 yıllık süreçte bunun da üstüne çıkacak bir anlayışla, yani oksidentalist bir anlayışla varlığını sürdüreceğini söyleyebiliriz. İşte buradaki gelişmeler bu nedenle çok kritik. Gazze'de yaşanan bu travma ve trajediye seyirci kalınması da bu anlamdaki güncel bu seçimi etkileyecek gibi gözüküyor. Peki. Ali Hocam 3 dakikamız kaldı. Hemen sormak isterim, Avrupa politikaları nasıl etkilenir diye buradan hareketle. Yani sonuç eğer aşırı sağ yönde olursa. Şimdi şöyle gözüküyor. 720 üyesi var Avrupa Parlamentosu'nun. Bazı öngörülere göre yaklaşık 165 civarında aşırı sağ milletvekili buraya seçilecek. 9 ülkede aşırı sağ muhtemelen birinci çıkacak. Şunu söylemek gerekir ki evet bu yüksek bir rakam ama çok da can alıcı, öldürücü bir rakam değil. Avrupa Birliği'nin politikaları evet bir miktar değişecek ama çok değişmeyecek. Bir kere von der Leyen de söyledi zaten. Dedi ki ben tekrar komisyon başkanı olmak için işbirliğini istediğim partilerin bir kere Avrupa yanlısı olması, yani AB yanlısı olmasını istiyorum. Ayrıca Ukrayna yanlısı olması benim için çok önemli ve hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeye soğuk bakması önemli dedi. Şimdi bu prensiplere baktığımız zaman aslında von der Leyen'in de Avrupa'daki aşırı sağ olarak kategorize edilen bir takım partilerden merkeze doğru yürüyenlere yeşil ışık yaktığını görüyoruz ve öyle sanıyorum ki bu işe yarayacaktır. Ben Avrupa Birliği'nin içe kapanacağını doğrusu düşünmüyorum. Kapanma şansı yok. Amerika'daki Trump'ın başkan seçilmesi durumuna bence Avrupa daha önemli bir aktör olmaya doğru da gidecektir. Buna mecbur kalacaktır. Çünkü Avrupa'nın Ukrayna'da olanlara sırtını dönmesi mümkün değildir. Avrupa'da eğer Ukrayna'da Rusya'nın bir başarı kazanması durumunda Avrupa'yı çok zor yıllar bekler. Evet. Avrupa'daki reaksiyon bir de Avrupa'nın İsrail yanlısı politikalarından ya da ona benzer Orta Doğu politikalarından ziyade daha çok göç meselesiyle çok ilgilidir ve elbette artan enflasyonla, fiyatlarla da ilgilidir. Dolaylı olarak Ukrayna Savaşı ile ilgilidir. Ama Avrupa'da aşırı sağ partilerin önemli bir kısmı, Meloni de buna dahil, NATO politikalarını, Amerika ile ortaklaşa yapılan politikaları güçlü bir şekilde destekliyor. Yani çok önemli politika değişiklikleri ben açıkçası beklemiyorum. Sadece ulusal siyasetler, ulusal partilerde biraz daha bu aşırı sağ söylemleri, özellikle göç gibi konulardaki söylemlerini dikkate alan bir söylem ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda verilen oylar aslında ulusal olarak parti hükümetlere destek ya da uyarı olarak verilen oylardır. Etkisi bu olur. Teşekkür ederim. Ali Tekin Hocam, Doğan Akdeniz Hocam sağ olun değerli katkınız için. Hoşçakalın.